Oğlum bu sana damage atarlarsa adamı stanlıyor. Bak sana damage atanı stun atıyor. Bak bir daha söyleyeyim. Ben PvP'de bir adet Demon Hunter'a damage atabiliyorsam o ölüyor. Yani. Anladın mı? Ben yere çakılı kalıyorum ama ölü yani adam hani. Sana mesela koydum kalkanı sen öldün ben de yere sabitlendim. Anladın mı? Bu bu işe yarıyor. Yani sen ölüyorsun, ben de yere sabitleniyorum. Hani bir daha izah edeyim mi? Hani ben seni öldürüyorum, sen beni sızlanıyorsun. Bunu böyle birisi olsa keşke e, uygulamalı anlatsak. Yani tamam bak kötü seçimler olur. Ne bileyim 5 tane 5 yıldız takarlar, rank atlatamazlar. Bu olur. Ama şu olmaz. Yani şu gemi bir demon hunter'ın takmadan önce demesi lazım ki ya ben ne yapıyorum? Şey demen lazım. Yani ben, biz niye yaşıyoruz? Immortal olmak değiyor mu? Gibi hayata dair sorular sormalısın. Bunu sormazsan olmaz. Yani bu gemi takmadan önce senin bir meditasyon yapman lazım. Mesela bir 40 level monk karakter açman lazım. Yani senin bu build'ini biz şu an düzeltirsek sen gelecekte çok yanlış kararlar alabilirsin. Yani anladın mı? Gerçek hayatında sıkıntılar yaşayabilirsin. Günüz her şeyi bence satıp platin yapın. Ben öyle yapıyorum en azından. Ha, C pink bile satmayabilirsiniz. Şimdi legendary gemler. Bakın Stone falan diyor. Ben iyileri söyleyeceğim arkadaşlar şimdi. Karsen. Karsen ne yapıyor? Karsen arkadaşlar düz vuruşunuzu hızlandırıyor. Rankı da arttırdıkça böyle gidiyor. Avantajı ne? Bir yıldızlık bir gem. Demon için Awaken yapmak için çok güzel bir gem. Bu gemi düz vuruş yapanlar çok kullanıyor. Aynı zamanda bunu Mage'lerde de kötü olmadığını düşünüyorum. Daha iyi seçenekler olabilir ama daha iyi seçenekler 2 yıldız. 2 yıldızın ne dezavantajı var? Rank atlatmak çok pahalı. O yüzden mümkün olduğunca bir yıldızdan yürümek lazım. Karsan bu işe yarıyor. Zodstone Karsan artı Zodstone şeklinde Necromancer için kullanılıyor. Necromancer'ın da hangi skill'iydi ben unuttum. Bir tane düz vuruşunda çalışıyor bu. Onu yazarsınız. Bon bilmem ne muhtemelen. Ee, bu o ultinin süresini uzattığı için ve şeyde atak speed e, Karsen'de atak speed hızlandırdığı için o ultisini çok kullanan e, şeylere yarıyor. Demon Dem Necromancer'lara ama bu genelde birçok klas için gereksiz. Sadece Necromancer kullanıyor. Şimdi bu ne yapıyormuş? Bu blokla ilgili bu Crusader için ama Crusader'ın çok daha güzel gemleri olduğundan kimse kullanmıyor bunu. Yani blok başka kim yapacak yani bloğu. Bu ne? Bu çöp zaten boş ver. Ne bağlasın satayım. Bu güzel bir gem. Bak son zamanlarda benim favori gemlerimden bu. Pain of Subjugation. Okuyamıyorum ama Morgan dediğimde bunu anlıyorsunuz. Bir yıldız olması çok kıymetli. Rank atlatmak için. Burada kendinize fakir hissetmeyin. Pay to Win'ler dahil Awaken'ı bir yıldızla yapıyor. Yani kalkıp da iki yıldızı, beş yıldızı Awaken yapmak her baba yiğidin harcı değil. O yüzden bir yıldızlara güvenin, bir yıldızları sevin. Ayrıca şunu da söylüyorum. Bunları anlatırken PvP'yi ön plana alıyorum. PvE bana göre halledilebilecek bir şey. Yapılır, geçilir. Bu ne yapıyor? Loss Control. Tamam mı? Şimdi sen... Black Hole'u attın. Ne bileyim ata bindin herifi zıplattın. İşte Necromancer'sın alttan küsküyü verdin hopladı millet. Bu tarz skill'ler atıyorsun. Slow atıyorsun. Bütün her şey loss kontrol arkadaşlar. Bunları yapıyorsan vurduğun hasarı arttırıyor. Güzel bir gem bence tatlı bir gem. Yani özellikle Wizard'lar için önemli seçeneklerden birisi bence. Tamam mı? Barbar için geldik. Barbar'ın Windy için başka hiç kimse bunu kullanmıyor arkadaşlar. Görmedim henüz. Belki bazı skill'ler faydalanıyordur başka e, karakterlerde. Ama bu gayet e, iyi bir gem barbarlar için sadece. Diğer klaslar için çok mantıklı değil. Ben bunu biraz da craftladım. Hoşuma giden bir şey olduğu için. Bir şekilde çalıştırmayı da denedim ama olmadı yani. Crusader'da bir işe yaramıyor yani onu söyleyeyim. Muhtemelen diğer klaslarda da yaramıyor. Ama Barbar'ın Virwin'de çok önemli bir skill olduğu için bu gemi takıyor. Yani bütün Barbarlar onu kullanıyor. Dönmesi Barbar'ın. Güzel bir gem. Barbarlar kullanabilir. Berserker bakın arkadaşlar bu gemi ben takmayan kimseyi görmedim. Sadece balinalar bunu çıkartıyor. Yerine işte daha damage'lı gemler kullanıyor. Bu gemin Şimdi olay ne biliyor musunuz? Vurduğunuz hasar %5.5 artıyor. Bakın akar kokar hiçbir şey yok. %5'te aldığınız hasar artıyor. Ama şöyle bir trik var. Buna rank bastıkça verdiğiniz hasar artarken bu artmıyor. Bu hep %5 kalıyor. O yüzden Awaken yapmak için en kıyak gemlerden birisi. Akar kokar yok. Bu artık kaça gidiyor rank 9'da bilmiyorum ama hasar artışın var. Ama hasar azaltman sabit. Direkt olarak word Hasarının aldığın hasarın artması Diablo tarzı oyunlarda arkadaşlar çok önemli değil. Neden değil? Çünkü yani en tank karakterler dahi tek yemese de 2 3 yiyor arkadaşlar. Yani o yüzden herkes çok vurur Diablo'da. Siz de çok vuracaksınız. Skillleri dodge'layacaksınız mümkün mertebede. Zaten benim PvP yapışlarımda da görüyorsunuz birazdan gireriz. Stanlara falan yakalandım mı ölüyorum abi. Tanklasan ne kadar tanklıyorsun. Yani o yüzden hele böyle mage'dir işte e, ee, demon hunter'dır zaten tekiyor. E, çakacaksın bunu yani hani free to play bu iyi bir gem yani bence. Ben böyle düşünüyorum. Ne yaptık lan bozduk gene. Legendary gem ha hallettik. Berserker'i bahsettik. Yani bu Berserker'i göz kapalı herkes takabilir. Takacak daha iyi bir şey olmayana. Selet geçiyoruz. Bu tamamen challenge rift gemi arkadaşlar. Ben beğenmiyorum yani. Mocking'i geçiyoruz. Everlasting Torment. Şimdi bu birazcık ee, benim kafamı kurcalayan bir gem. Yani grupla oynuyorsanız ve Crusader varsa zaten Word oluyor her an. Crusader oynuyorsanız zaten Awaken'ı buna yapıyorlar. Bu şunu yapıyor. Senin kritik vuruşların egoni veriyor diyor. %10 düz hasar artı 122 6 saniye boyunca bayağı iyi bir hasar artışı. Yani kritik vuruyorsan ekstra bir de bu vuruyor gibi düşünün. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kritiği herkes vurduramıyor. Yani bilmiyorum vurduran var mı chatte? <laughs> Crusader tabi bayrağı açtığı için kritik vuruyor. O yüzden sorun yok. Ama e, şöyle bir şey var. Hem grupla oynandığından dolayı birçok yerde, birçok önemli noktada, e, e, ne bileyim yani oyunun en kritik yerlerinde partideyiz arkadaşlar. Yani Vault olsun, Right of Exile olsun, Challenge Immortal olsun hepsinde partideyiz. PvP'de denk gelmeyebilir. Takımınızda kuruzeydir olmayabilir ama olursa onunla da parti isteği yatarsanız gene olur. Artı sizin eşyalarınızın bazılarında crit şansınız oluyor. Crit şansınız varsa bu gene çalışabilir. Ama bunu bazı karakterler tercih etmeyebiliyor şu anda. Yeni yeni oluşuyor. Genelde hani o bedava krestlerinizden gelen Şanslı bir 5 yıldızla bunu değiştirebilenler var birçoğu. Ama Cruzeader'lar için iyi ve genel olarak en iyi 1 yıldız gemlerden. Yani hani ilk haftalarda şöyle diyorduk hatta bunu tak bunu tak bitti gitti falan diyorduk. Ee, şu anda o kritik mevzusu biraz önemli. Ama yani kritik vuruş Diablo'da çok önemlidir. O yüzden ben halen herkese yarayacağını düşünüyorum. Chaindebt benim son zamanlarda yine okudukça hoşuma giden bir gem ve bunu arttırdıkça da arkadaşlar şu target'lar artıyor. Şimdi ne olduğunu bir okuyayım size. Ee, seled yerine ne öneriyorsun Cruz? Ya Seled zaten kötü. Önerdiklerimi okursun birazdan. Bunu da öneriyorum bu arada. Bu da fena değil de Seled kötü zaten. Neyse, bunu bir anlatayım. Bu diyor ki Hasarlarınız yüzde buçuk vurduğunuz kişi kadar artıyor. 3 kişi kadar olduğu için yüzde buçuk. Ama ben bunun e, yükseltilmiş halini gördüm birisinde yedi sekizde. E, rankını atlattıkça şu da artıyor. Yani 7 targıta kadar çıktığı zaman o zaman ne oluyor %10 falan oluyor on buçuk oluyor. Hiç fena değil. Özellikle alan vuran mage. Barbar. Crusader. Gene benimki gibi bir, bir build varsa alan vurabiliyorsunuz. Yani yakan at vesaire. Hepsinde rank atlatıldığı takdirde çok güzel bir gem. Yani 7-8 kişiye kadar vurabilmek imkansız değil arkadaşlar. Ve gene bir yıldız olduğu için rank atlatılabiliyor. Fena gözükmüyor. Yani şu ikisi var atıyorum. Yani bu ve bunu aldınız. Üstüne bu da e, cila olabilir yani bir şey arıyorsanız duruma göre. Çok kişiye vuruyorsanız. Şimdi Black Rose'u demin okuyoruz arkadaşımızın ne kadar saçma bir seçim yaptığını. Diyor ki her size vurulduğunda %10 ihtimalle e, size vuran kişi immobilize oluyor. Hareket edemiyor. Mesela Monk geldi atladı üstüme güya kesecek vurdu hop sabitlendi kaçamadı. Tak tak indirdik. Mesela buna yarıyor. Anladınız mı? Ama bu tank itemı. Ayrıca bunun bir ikinci kısmı var. Bu olaydan etkilenmeyen her düşmana bu çalışıyor. Yani hani mesela benim üstüme 5 kişi mi daldı? 5'i de yere sabitlenebiliyor. Birisi sabitlendiyse 20 saniye boyunca o kişi olamıyor. Ama atıyorum sen sabitlendin, arkadaşın sabitlenmemişti. 20 saniye geçmesine gerek yok. Gene sabitlenebiliyor. İyi bir gem ama tank gemi. Demon Hunter, Wizard, Necromancer bunlar kullanamaz. Barbar belki kullanabilir. Dönerken sabitleyip o whirlwind'ı full yedirebilir. Denenebilir. Ama bence çok gereksiz bir gem. Neden? Çünkü dün e, PvP yaparken anlatmıştım. E, hasar oyundaki her şey ya. Yani kısa sürede tek atman lazım. Geri kalanı havacı var. Herkes tek atıyor. Skill'i boşa atarsam bugün Volt'ta gördük. Boşa attım sikilleri öldük yani direkt. E, sikili boşa atmayacağım bu oyunda. E, şu ikisini birlikte değerlendiririz nekrocular için. Önce power command'dan başlayacağım. Bence 2 yıldızlar içindeki en iyisi. 2 yıldız gemleri arttırmak çok pahalı. Yani 3 yapmak bile galiba 10 veya 15 gem istiyor. Ee, o yüzden çok ilerletemiyoruz. Ama 2 yıldızlar içinde çok beğendiğim gemlerden birisi. Bir de zaten ee, şeyi beğeniyorum. O satılmıyor burada. O altın renkli olan var ya neydi onun adı? Fervert miydi? Öyle bir şeydi. Ee, bakın. Power Command ne yapıyor? Diyor ki 9 saniye boyunca bir şey yapıyor veya 9 saniye boyunca başka bir şey yapıyor. Neler yapıyor? Skilllerimizin damage'ını arttırıyor olabilir 9 saniye. Sonraki 9 saniyede düz vuruşlarımızın damage'ını arttırıyor. Şimdi biz bunu denk getirebilirsek zaten iyi ama denk getiremezsek işlev alamayabiliyoruz. Ama genel olarak... Ee, uzun soluklu faydası olan bir gem. Yani hani gerçekten iyi gemler düşürmeden bunu kaldırmamak lazım. Ben e, artık 3 tane 5 yıldızlı gemim var. O zaman kaldırdım bunu yani hani. Başta kaldırmadım. İyi bir gem çünkü. Ee, hani iyi bir şeyler düşmediyse Wizard'a da gider. Wizard'da çünkü bence Karsen yerine bu konabilir Wizard'a bu arada. Yani ama Karsen'in avantajı bir yıldız olması. Bu bir yıldız değil. İki yıldız çok arttıramayacağınız bir şey. Ee, ama hani başka bir yıldızlarınız varsa onları arttırıyorsanız e, bu da konur yani. Hani bir şey yoksa abi konur bu. Yani her klasa neredeyse öyle diyebilirim. Ve e, özellikle Barbar ve Crusader'da da ekstra valuable olduğunu düşünüyorum. Monk'ta çok memnun olan arkadaşlar var admin başta olmak üzere. Yani Demon Hunter bile bunu memnun olabiliyor. Bence Wizard zaten hayli hayli memnun olur yani. Wizard için iyi bir gem. Benim favori gemlerimden bu arada. Yani hani o açıklamayı okudum. Craftladım ve kullandım yani. Çok uzun süre kullandım ben bunu. Şimdi şu ikisini birden kullanacağız. Neden? Çünkü bu arkadaşlar sizin... Summon'larınız, çağırdığınız, başta necromancer ama bazı e, bu iltler var barbar çağırabiliyor, işte crusader çağırabiliyor, gemlerle çağırabiliyorsunuz, 5 yıldızlı gemlerin bazıları çağırıyor. Bunun gibi durumlar için e, şey e, fena değil ama hani genelde necro kullanıyor yani bunun gemini alacak kadar diğer klaslar kullanamıyor. Ee, summon bu ildi yapmanız lazım Necro'da. Yani summonları arttıran seti de koymanız lazım. Bu artı bunu kullanırsanız arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu ne yapıyor? Summonlarınızın damage'ını arttırıyor arkadaşlar. Ee, güzel bir summon damage'ı kullanıyorsunuz. Ama bu ikisini alıyorsanız. Bu ikisini alamazsınız necroya yani bu artı bunu alamazsınız çünkü o zaman ee, düzgün gemlere çok az yeriniz kalıyor yani bu ikisi çok böyle tercih edilecek gemlerden değil the hunger ee, bence çok güzel bir gem iki yıldız olmasa kesin kullanırdım ben bir yıldız gem kullanmam lazım yani çok az bir yıldız gemim var o nedenle şey yapmıyorum kullanmıyorum ne yapıyor Birini kestiğiniz zaman %40 hasarınız ve 567 can dolduruyorsunuz. Hem PvE'de güzel hem de PvP'de de bol araya girip kill alabilen klaslar için can suyu oluyor abi. Yani hani kötü bir gem değil. PvP'de çok görüyorum da kullananı. Arada görüyorum yani çok aşırı görmüyorum ama. Sorun şu iki yıldız olması beni soğutuyor bu gemden. Yani ben bir yıldız gemleri iki yıldızlara tercih ediyorum. Rank basabildiğim için kolayca rank 3 yapabildiğim için. O rezonansımızı da arttırıyor çünkü. Ama ee, değişik bir seçenek bakabilirsiniz. Bu genel olarak uzakçıların çok sevdiği necro olur, ee, wizard olur, demon hunter olur. Hiç fena olmayan bir gem. Her aranızdaki iki yard için düşmanla %2 artıyor, %8 de tamamlanıyor. Ama mesela buna rankladığınız zaman uzaklık iyice artıyor. İyice uzaktan vurabilen bir ekip veya skill oluşturabilirseniz çok güzel damage atıyorsunuz arkadaşlar. Yani olay bu. Gemlerden devam. Nelerimiz var? Legendary gemler. Hmm, berserker, selet. Bakmıştık. Nelerimiz var? Şimdi bunlar Battleguard'a bir bakalım. Ama çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, yakın dövüşler, dövüşçülerden aldığınız hasarı azaltıyor. Yani bir mage'den aldığınız hasarı azaltmıyorken bir... Ee, işte ne bileyim Crusader'dan aldığınız hasarı azaltıyor bence not worth ya yani çok bilmiyorum kullananlara falan niye kullandığını anlamıyorum ama kullanmıyorum yani hani ve dediğim gibi bir de aldığın hasarı azaltıyorsun ya ya abi vuruyor herkes vuruyor abi Diablo'da yani ben bunu kabul etmiyorum yani hani yok defansif bu yok bilmem ne yani yapanlara saygım var ama karşıma Battleground'da gelirse de keserim yani o kadar da değil. Ee... Neymiş bu? Bütün parti member'larınızın yüzde... Bunu ilk defa görüyorum ha. Böyle bir gem mi varmış? Reduce demiş. Pereditional. Party member bitin. Yakın duruyorsanız bak bu support build'i için fena değil. Bu olabilir. Yani mesela bir monk bunu takıp takıma da shield falan veriyorsa yakın duran kişiler için hiç fena olmayabilir. Hatta şeyde işe yarayabilir bu ha. Bu 3v, 3v, 3v'de işe yarayabilir ama Sırf onun için böyle bir gemle Münasebet içinde olmak ister miyiz bilmiyorum yani yakınınızdaki her parti member için 0.50 düşüyorsunuz arkadaşlar ee, Ama bu arttırdıkça hem Mesafe artıyor yani 6 yarddan işte 7-8 yardlara çıkıyor yakınınızda olma bu efektin açılması Hem de Azaltılan hasar da artıyor Hani bir support gemi olarak kullanılabilir ama yani ben diğer seçenekler Power Command vesaire varken 2 yıldız gem olarak bunu çok tercih etmem. Bu arkadaş bana göre çok overrated. Çok kullanıyorlar. Ben bunun PVP'de e, zayıf olduğunu düşünüyorum. Nedir bu? %8 kritik şans veriyor arkadaşlar. Ne durumda? Adama arkadan saldırınca. PVP'de bile çok hızlı hareket eden birçok boss var. PvE'de de iş yapar ama yani arkasına geçersin falan filan da. PvP'den kim sana arkanı dönecek abi? Kovalarken mi damage atacaksın sadece? Yüzümü döndüm kritik vuramayacaksın mı? Yani bilmiyorum hem iki yıldız. Hani bir yıldız olsa derim ki hani al kullan falan filan ama. Bana çok gelmiyor ama çok overrated. Çok kullanan var. PvP'de de çok kullanan var bir şekilde arkaya geçip tek atıyorlar herhalde ama yani ben kullanmadım çok düşünmüyorum. Lightning Core hepimize ilk verilen gem. Bu çok iyi bir gem değil. İlk vuruşunuz elektrikli oluyor. Güzel de bir ekstra buff alıyor. Şöyle bir olayı var ama bunu Rank 3'e basarsanız. Rank 3'te arkadaşlar bu şeye dönüşüyor. %3 size hasar arttırması sağlıyor. Bu etkiyi aktifleştirdikten sonraki ilk 3 saniye içinde. Şimdi burst build'ler için hem ilk verdiği ekstra hasar hem de o 3 saniye içerisinde tokatlama ihtimali bana çok cazip geliyor ama yine free to play olunca bunu çok deneyemiyoruz, test edemiyoruz. Daha iyi gem'ler var. Yani hani daha iyi gem'ler varken bunu rank 3'e yürütmek çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi 10 veya 15 gem power istiyor arttırmak. O yüzden hani rank 2 gemlerde çok bir şeyimiz yok. Yani özetleyecek olursak bu bu. Yani bir de şey var. Fervent var. Onu satamıyorsunuz markette o yüzden yok. O battle pass'ten düşüyor sadece. O fervent de güzel bir gem. Onu da okuruz birazdan. Şimdi bunlara bakalım 5 yıldızlara. Ya arkadaşlar 5 yıldızlarda mesela bu çip e, loss kontrol durumu olan. Yani şuradaki şey gibi. E, şu gibi bir durum yaşattığınızda adama bir bomba bırakıyor. Ve bu bomba atlıyor. %45 falan filan bilmem ne. O şekilde bir patlama yapıyor. Güzel. Yani stanlayan adamlar bir de ekstradan. Damage attıkları e, miktarın bir miktarıyla da rank atlatabilirseniz 5 yıldız olduğu için. Falan filan. Yani daş e, şaklı bir gem. Mage'ler için harika bir şey. E, gerçekten hani şey müthiş yani. Gerçekten e, mage olsam düşse çok sevineceğim gemlerden birisi. Neyimiz var? Phoenix. E, bu savunuyor arkadaşlar. Savunan bir gem. Yani hani... Ben çok kullanmayı düşünmeyeceğim bir gem. ay dokta gelmişti geçen gün. Ona hani bir build önermiştik. Bilmiyorum denedi mi. Ama hani gem power kullanılabilir. Bowler's Call güzel bir gem. Düz vuruşlarınız Spirit Wolf çıkartıyor. Bazen görüyorsunuzdur. Demon Hunter'lar böyle <laughs> kurt fırlatıyor. O buradan işte. Ama herhangi bir şey de fırlatır yani bunu. İyi bir gem beğeniyorum ben yani güzel bir gem. Ee, onlar bir kere hani insanı tedirgin de ediyor. Mesela bana düz ok gelse kaçmıyorum. <laughs> o da büyük bir mallık da. Ama e, bu ne oluyor lan kurtlar geliyor falan deyip kaçıyorum yani. Hani PvP'de bir psikolojik etkisi de oluyor yani. O yüzden hani fena değil. Bu kurt o değil mi? Kurt fırlat legendary özelliği mi? Allah Allah bu ne? ne abi bu ne yapıyor? Ne bundan ne çıkıyor? Kurt atıyor bir tane mi atıyor? Kırmızı kurt atıyor bir tane. Ha. Aa, ben onu legendary özelliği bunu beğenmedim. Bilmiyorum. Yani bakmak lazım. Kullananlar söylesin. İyi mi bu da? Valla gireceğiz birazdan. PvP'yi de yapacağız arkadaşlar. Yapıştıracağız yani. <laughs> Sıkıntı yok yani. Oh, sakinleştik ya birazcık. Kendimize geldik. Yani ne gerek vardı bu kadar dramlara, kavgalara, gürültülere yani. Olacak iş değil Oğlum 5 yıldızları okuyacağız Tabii ki Ne düşünce ne olacağını Asıl 5 yıldızları okumamız lazım İnsanlar düşünce ne yapacağını bilemiyor Ya bu gene demon antra falan yarayabilir Bu bence çok yaramaz Düşünce şey yapılır Bu meyce yarar bu herkese yarıyor Bu çok inanılmaz güzel bir gemmiş Ben çok şanslıyım arkadaşlar Benden o konuda nefret edebilirsiniz. Bu düştü yani. En iyi ikinci gem veya birinci gem. Bu da en iyi ikinci gem veya birinci gem. İkisi de var bende zaten. O yüzden hani hangisine birinci demeniz önemli. İkisini de kullanıyorum. <laughs> Neyse. Ee, bu ne yapıyor biliyor musunuz? %4 ihtimalle zehirleyebiliyor. %25 base ve artı üstüne 263 her saniye ve 6 saniye boyunca arttırabilirseniz coşuyor. Aynı kişiye 20 saniyeden daha kısa süre içinde bir daha olamıyor zaten 6 saniye boyunca olduğu için arkadaşlar. E, iyice güçleniyor. Bunu birazcık arttıracak kadar gen power'ınız varken şu saniye de arttığı için iyice sapıtıyor. Gem yani 4 rank falan kullanan görürseniz muhtemelen yerden kaldırmaz. Öyle bir gem. Yani hani pay to winliğin pay to win olduğu noktalar bunun rank 4 rank 5 olduğu adamlar. Rank 1'de de o kadar vurmuyor. Gene vuruyor ama iyi. Ama rank 4'ü rank 5'i yerden kaldırmaz yani. Çünkü sürekli üst üste biner. Sürekli üst üste biner. Bayağı iyi bir gem yani. Legendary'den kim düşürmüş? Helal olsun. 5 bölü 4 müthiş. Yalnız onu 4 bölü 5 yazmanız lazım. Yani 4 yıldızlı gemi 5 yıldızlı düşürdü anlaşılıyor abi. Yani. <laughs> Bazıları 5 bölü 2 yazıyor. Yani sanki şey gibi. Power Command'ı 5 yıldız düşürdün falan gibi oluyor. Neyse. Ee, bu ne yapıyor? Combat ratingini yapmış. O increases all damage bilmem ne. E, Ha bak şimdi bu ilginç bir gem. %8'e kadar arttırıyor. yüzde %10'a kadar da hızını arttırıyor abi. Canınız azalttığı zaman bu bonuslar azalıyor. Yani canınız fullken %8 artı %10. Canınız azalınca minimum %4'e kadar düşüyor. Ama hani canınızın azaldığı sürede sizin vurduğunuz kar oluyor. Bence iyi bir gem. Yani akarı kokarı olmadan güzel bir damage atıyor. Bana dün e, mantıklı bir tavsiye olarak Berserker'in yerine koy. Canın da daha yavaş azalır. Buradaki hasar artışın daha yüksek olur dediler. Tabii ki ben... Dinlemedim yani Berserker'i kullanacağım ben umurumda değil ama kötü bir tavsiye değildi açıkçası. Yani aklımda kalan bir tavsiye oldu arkadaşımızın tavsiyesi diyebilirim. Şu bence tanklar için güzel arkadaşlar. Bu sizin canınızın %12'si kadar etrafınıza patlıyor. Araya giriyorsanız Monk, Barbar ve Crusader yani çok iyi 5 yıldızlardan diğer karakterlerde o kadar iyi değil. Bottle topu merak ediyorduk neymiş ee... Ee, Bakın Buff verdiğinizde Şimdi bottle top da Baya support ıı, Şeyi tamam mı Support ıı, gemi Bir skill ile buff veriyorsanız Mesela benle düşse bu Ben bayrağı açsam Arkadaşlarıma verdiğim zaman Hem hasarlarını Arttırıyorum hem de hızlarını arttırıyorum. 20 saniyeden e, şey olamaz diyor. Ama bayrağımın şeyi zaten e, 20 saniye civarı olduğu için çok da sorun yok. Yani iyi bir gem ama partiyle oynamanız lazım. Partiyle oynarsanız müthiş. İşte aynen monkların kalkanı, cruisader'ın kritiği e, veriyor. Barbar falan da veriyor galiba takımca bir şeyler. Yani takıma buff verebilen bir karaktere düştüyse süper. Ama mesela bu tarz şeylerin bence takıma buff veremiyorsa düşmemesi lazım şeylere karakterlere yani niye böyle yapmışlar anlamadım. Neyse echoing şeyde bakalım arkadaşlar bu o, shadow clone mesela bu da bir sanman çıkartıyor. Bu mesela admine düştü anında parçaladı herhalde admin çok o, uyduruk bir şey bence. Hani yani 5'te 4 falan çıkarsa kullanılır da 5'te 2 çıkarsa bu malzeme olarak kullanılabilir arkadaşlar. Son olarak şunu da bir göstereyim. Bütün gemleri göstermiş olalım önümüzdeki. Belki bunu bir e, YouTube'a atarım bilmiyorum. Her gemi açıkladığın bir video istiyorlardı çünkü. Bunu da halletmiş oluruz. E, hatta YouTube kapanışı da yaparız. Ya şimdi mesela bak. Fervent Funk şunu yapıyor. Each time you deal damage diyor. yüzde %1 artıyor. Yani bir adama bir kere vurdun, %1 fazla vurmaya başlıyorsun. İkinciyi vurdun, %2 vurmaya. %10'a kadar artıyor. Şimdi bu gem hem raid'lerde güzel, yüksek PvE'de güzel yani. Ne bileyim, elit kesiyorsun, yüksek canlı 5 kere, 10 kere vuruyorsun ağaç keser gibi ya. Arttırıyor. Benim mesela single target'ım çok düşük. Bu çok arttırıyor. Hem de PVP'de de gene 3 4 5 vurduğun durumlar oluyor. Özellikle ben yeri yaktığım için işe yarıyor. Sanıyorum emin değilim. Beni doğrulayabilirsiniz. Bu her karakterde de çalışıyor. Yani ben birine 3 kere vurduysam ona %3 fazla vuruyorum. Öbürüne 5 kere vurduysam öbürüne %5 fazla vuruyorum. Yani hani şey olmuyor son sadece son vurduğunda resetlenmiyor benim anladığım kadarıyla e eğer öyleyse zaten çok güçlü ve bunu çıkarttığımda PvP'de çok güç kaybettiğimi hissettim yani hani başka çıkarttığım gemlere göre o nedenle ben de e, devam ediyorum arkadaşlar. Burayı da artık böyle bir YouTube'a da yollayalım. Ee, YouTube'daki arkadaşlar böyle yayınlarda size yardımcı da olmaya çalışıyorum. Gelebilirsiniz. Kanalı da abone olabilirsiniz. Rastgeleyiz Twitch'e bekliyoruz arkadaşlar.